Merhaba arkadaşlar ben Onur Kızıl. Bu videomuzda Quick Cloud CDN ayarlarını yapacağız. Bir birçok arkadaşımız bu videoyu bekliyordu. CDN konusunda çok istek vardı. ve bu videoyu hazırlamaya karar verdim ve Quick Cloud CDN hizmetini kullanacağız. LightSpeed'in ve CyberPanel videomuzun devamı olarak Quick Cloud biliyorsunuz LightSpeed'in bir hizmeti. web sitemizi arkadaşlar yurt dışında farklı bir yerden test ettim. Daha önce başka bir sitede kullandım. Avustralya Sydney'den test ettim arkadaşlar. 6.8 saniyeden 1.5 saniye kadar web site hızımız düştü, hızlandı. Şimdi arkadaşlar CDN nedir? Buna bir değinelim önce. Content Delivery Network anlamına geliyor arkadaşlar. İçerik dağıtım ağı demek. Şimdi örneğin bizim burada bir web sitemiz olsun, sunucumuz bu lokasyonda olsun Amerika'da. Burada arkadaşlar web sitemizin dosyalarını Diğer ülkelerdeki sunuculara pop noktalarına dağıtarak sunucu e, Ziyaretçilerin hızlı bir şekilde sitemize erişmesini sağlıyor. Ziyaretçiler kendilerine en yakın olan sunucudan hızlı bir şekilde web sitemize erişiyor arkadaşlar. Fakat burada dosya derken bütün dosyalar değil. Sadece sunucunun üretmiş olduğu CSS, JavaScript, HTML e, ve imajlar arkadaşlar bu sunuculara dağıtılıyor. E, ve hızlı bir şekilde ziyaretçiler sitemize erişebiliyor. Şimdi arkadaşlar ben şöyle yine WP Rocket üzerinde bir deneme yapacağız. Şöyle bir tema ekledim. Bu şekilde temanın ismi Hcode. Güzel hızlı bir tema arkadaşlar. Şimdi öncelikle sitemizi bir test edelim. Test için arkadaşlar WebpageTest.org sitesini kullanacağım. Burada çünkü diğer lokasyonları seçebiliyoruz farklı yerlerdeki. Avustralya seçiyorum. Chrome tarayıcı e, hız olarak 5 gibi saniye ve testimi başlatıyorum arkadaşlar. Evet testimiz tamamlandı. E, 8.1 saniyede Largest Content Full Paint yani en büyük içerikli boya 8.1 saniye yani kullanıcının etkileşime geçtiği saniye arkadaşlar bu. Google Web Vitals'in hizmetinden de faydalanıyor ve first byte yani ilk byte 2 saniye sonra gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok yavaş açılmış web sitemiz. Şimdi bir sitenin CDN kullandığını nasıl anlarız onu da göstereyim. Site açıkken arkadaşlar F12'ye basın. Chrome'dayken Network'e tıklayın. Burada arkadaşlar kayıt açıkken sayfayı yenileyin. Gördüğünüz gibi dosyalar geldi. Burada işte JavaScript dosyaları, CSS buradan filtreleyebiliyorsunuz. Herhangi bir dosyaya tıkladığınız zaman Response headers altında yani sunucudan dönen başlık altında arkadaşlar burada Catch yazacak. Catch ibaresi olacak ve Hit ibaresi olacak arkadaşlar. Bu şekilde e, CDN kullandığını anlayabiliriz. Aynı zamanda şurada sunucunun IP adresi olacak. Şu an bu IP adresi benim sunucumun orijinal IP adresi. Şimdi arkadaşlar e, kurulum işlemine geçelim. Şunu normal F12'den alayım tekrar. Şimdi bu kurulum işlemi yapılması için arkadaşlar LightSpeed Cache'in kurulu olması lazım. LightSpeed Cache ayarlarında bir önceki videomda anlatmıştım detaylı olarak. Şimdi burada arkadaşlar LightSpeed Cache'de general'a geliyoruz. Domain key kısmına Regus Domain key butonuna basıyoruz ve bize bir key sağlıyor arkadaşlar. Bu şekilde LightSpeed Cache e, Quick Cloud bağlantısını sağlıyor. Biraz bekledikten sonra sayfayı yeniliyorum. Şu an gelmedi. Tekrar yeniliyorum. Biraz daha bekleyelim. Waiting for approval diyor arkadaşlar. Birazdan buraya bize bir key sağlayacak. Evet şu an key'imiz geldi. Şimdi burada link to quick cloud butonu var. QuickCloud'da bir hesap oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Benim hesabım vardı zaten. Direkt o hesap üzerinden web sitemi ekliyorum. Evet şu an web sitem eklendi QuickCloud'a ve QuickCloud dashboard'una giriş yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya gelmiş. Şimdi web siteme tıklıyorum. CDN kısmı disable konumda. Şimdi CDN'in açılması için arkadaşlar öncelikle Lightspeed'de tekrar bir ayar yapmamız gerekiyor. Lightspeed Cache'e geliyorum, CDN'e tıklıyorum, Quick CDN'i ON yapıyorum arkadaşlar ve Save Change butonuna basıyorum. Şimdi tekrar gelelim. Gördüğünüz gibi ibare kalktı ve tekrar Enable CDN butonuna basıyorum Quick Cloud üzerinde. Şimdi arkadaşlar bize burada 3 tane seçenek sunuyor. CNAME kullanarak yapabiliriz, CDN hizmetini aktif hale getirebiliriz, Cloudflare kullanıyorsak bunu seçiyoruz. Aynı zamanda Quickload'un DNS hizmeti var arkadaşlar. Bunu seçersek de Quickload'un DNS'ine geçiş yapmış oluyoruz. Fakat burada domain yönlendirme işlemi yapmamız gerekiyor. Bu biraz zaman alıyor. O yüzden bu CNAME yaparak hızlı bir şekilde geçiş işlemini yapacağız. Confirm diyorum. Bana burada bir sunucu DNS adresi veriyor. Şimdi arkadaşlar bu DNS adresini kopyalıyorum. Bunu CNAME kısmına eklemem lazım WP Rocket'in DNS'inde. CNAME kaydı olarak eklemem lazım. Kopyaladım arkadaşlar. CyberPanel yönetim panelime giriyorum. dns add delete records web sitemi seçiyorum. CNAME'e geliyorum arkadaşlar. Burada www.wproket.com karşılığına oluşturmuş olduğum daha doğrusu kopyalamış olduğum CNAME'i yapıştırıyorum. Şimdi bu ne işe yarıyor? Burada şunu demiş olduk. www.vproket.com adresine gelen istekleri buraya yönlendirmiş olduk arkadaşlar. Kaydediyorum. Şimdi şuradan da test ediyorum. Bakın şu anda web sitemin orijinal IP'si bu. Şimdi buraya www eklersem ve tekrar search dersem bakın şu an IP adresleri değişti. Gördüğünüz gibi dünya üzerindeki QuickCloud'un sunucularının IP adreslerini otomatik olarak bağlandı arkadaşlar. Şimdi peki WP Rocket WWW olmadan WP Rocket yaparsak ne oluyor? O zaman orijinal sunucumuza gidiyor arkadaşlar. Web sitemize gidiyor. Fakat benim web sitem www.wproket şeklinde. Bunu da arkadaşlar biliyorsunuz şuradan ayarlar genel kısmından bu kısımdan değiştirebilirsiniz. Burayı kaldırırsanız eğer web sitenize bu şekilde girecektir. Şimdi kurulum işlemini yap tamamladık. Continue diyorum. Şimdi burada CDN tik işareti gelecek. Onaylandığına dair bize bir onay verecek arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Burada arkadaşlar bir ayar daha yapmamız gerekiyor. LightSpeed keçe tekrar geliyorum. General bölümünde server IP adresi eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu eklemeyi unuttuk. Şuradan check my public IP dersek sunucumuzun IP adresini otomatik olarak getirecektir. Buraya kaydediyorum. Bu paylaşılmış sunucularda arkadaşlar farklı bir IP gelebilir. Sunucu IPinizden. Ee, sunucu IP'nizi net olarak öğrenmek için paylaşımlı hosting panelinden inceleyebilirsiniz. Bunu da kaydettim. Şimdi CDN durumuna tekrar bakıyorum. Evet şu anda DNS verified dedi. DNS işlemi tamamlandı. CDN okey okay diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an web sitemiz CDN üzerinden sunuluyor. Şimdi hemen kontrol edelim. Web sitemize tekrar giriş yapalım. F12'ye basıyorum. Network kısmından seçiliyken refresh yaptım. Herhangi bir dosyayı seçtim arkadaşlar. Response Headers kısmına geliyorum. Cache Control Public diyor. Yani keçe uygun Şöyle yapacağım arkadaşlar. Gizli sekme de açacağım. Çünkü şu an Chrome'un keşinden açıyor siteyi. Gizli sekmede açıp F12 yapacağım. Şimdi network kısmından tekrar bakıyorum. Şöyle yapalım. ip config flash dns dns'i temizleyelim şimdi tekrar deniyorum Evet şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi remote adres olarak CDN'in Türkiye'deki, Quick Cloud CDN'in Türkiye IP adresini gösteriyor. Şuradan aşağıdan da ee, Catch kısmını bulabilirsek Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi XQC Pop diyor. Bu da sunucunun bulunduğu isim. Pop ismi. Şimdi devam edelim. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Eee şu an CDN hizmetimiz aktif durumda arkadaşlar. Fakat sunucumuz Quick Class sunucularının pop noktalarına web sitemizin dosyalarının dağıtılması gerekiyor. Bu biraz zaman alabilir arkadaşlar. O yüzden biraz bekleyeceğim ben burada. Videoyu keseceğim. Daha sonra arkadaşlar tekrar bir hız testi yapacağım. Ve karşılaştıracağız. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi web sitemizi test etmeye. Yine Avustralya Sydney üzerinden testimi gerçekleştiriyorum. 5 megabit saniye yine aynı şekilde aynı hızda testimi başlatıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Largest Contentful Paint 1 saniye dedi. Yani 1 saniye içinde sitemiz kullanıcıyla etkileşime geçebilecek şekilde hazır oldu. First Byte 146 milisaniye. Oldukça hızlı arkadaşlar. Burada da zaten CDN kullandığımızı belirten bir ibare var. Şimdi e, biraz da Quick Cloud CDN hizmetinin ayarlarına değinelim. CDN kısmında arkadaşlar burada aylık kotamızı gösteriyor. 5 GB bir limitimiz var aylık. Bu ilk giriş için yeterli bir kota. Ama siz daha sonra kotanızı arttırabiliyorsunuz. Kredi usulüyle çalışıyor arkadaşlar. E, burada örneğin 1000 kredi aldığınız zaman 100 GB'lık bir kota sahibi oluyorsunuz. CDN konfigüre gelelim. Bypass CDN derseniz arkadaşlar CDN'i devre dışı bırakıyor ve direkt kullanıcılar orijinal sitenize erişiyor. Burada arkadaşlar mapbot www non www derseniz bunu açarsanız eğer eğer siteniz www başlığı yoksa yani direkt wprocket.com şeklinde sitenize erişiliyorsa bu seçeneği aktif etmeniz gerekiyor. Yoksa kapalı durmalı arkadaşlar. Burada önemli bir ayar var. Statik Cache ayarını mutlaka açın. Bu ayarı açtığınız zaman arkadaşlar statik dosyalarınızda CDN üzerinden yayınlamaya başlayacak ve bu şekilde daha hızlı bir web sitesi sunacak kullanıcılara. Bunu açtığınız zaman biraz kotanızdan daha fazla yiyecek ama hızda çok büyük etkisi var arkadaşlar statik geçin. O yüzden mutlaka bu ayarı açmalısınız. Zaten dinamik Cache açık geliyor. Connection Type to Origin Burada arkadaşlar HTTP bağlantınız varsa HTTP bağlantılarınızla hem HTTP hem HTTPS'i buradan CDN'den çalıştırmanızı sağlıyor. Bunu da açarsanız arkadaşlar HTTP bağlantılarınızı HTTPS kullanmak üzere zorluyor. Zaten şurada da gördüğünüz gibi burada Quick Cloud'ın bir SSL sertifikası kullandığını görüyoruz. Yani bizim sistemimizdeki SSL'den farklı olarak Quick Cloud kendi SSL sertifikasını CDN hizmetinde kullanıyor. Yine burada Let's Encrypt SSL hizmetini kullanıyor arkadaşlar. Anti DDoS'ta Connection Limit kısmında arkadaşlar maksimum 2000 kullanıcı anlık olarak sitenize erişebiliyor. Peki 2000 kullanıcıya geçerse ne oluyor? Sitenizi durduruyor arkadaşlar. Recapçe özelliğini dev, devreye alıyor. Google'un reCAPTCHA servisini devreye alıyor ve kullanıcılara artık reCAPTCHA sormaya başlıyor. Bu şekilde bir anti DDoS savunması var. Yine login olmak isteyen ve login olamayan kullanıcılara da 5 login hakkı veriyor ve 5 loginden sonra reCAPTCHA'yı otomatik olarak devreye sokuyor. Burada arkadaşlar reCAPTCHA isterseniz kendi reCAPTCHA keyiniz varsa buraya girebilirsiniz. Ama bunu girmenize gerek yok. Zaten Cloud'un kendi kepçe servis sayesinde bu hizmeti otomatik olarak sağlıyor size. Yine burada kendi SSL sertifikanız varsa buraya sertifika keylerinizi girerek bu SSL sertifikasını da kullanmayı sağlayabiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar DNS durumunu gösteriyor. Şu anda DNS'in yani Quick Cloud CDN hizmetinin aktif olduğunu görebiliyoruz. Image Optimization kısmında web sitemizdeki resimleri WebP form web formatına çeviriyor ve yayınlıyor arkadaşlar bunu yine Quick Cloud CDN hizmeti üzerinde yapıyor bu ayarın aktif olabilmesi için Lightspeed Cache üzerinde Image Optimization kısmında bakın burası kapanmış çünkü Quick Cloud üzerinde yayınlanıyor artık burada arkadaşlar Auto Regust Cron seçeneğini açmanız lazım bunu açtığınız zaman otomatik olarak burada oluşturuluyor. Kritik CSS şu işe yarıyor arkadaşlar. Web sitemizin görünür kısmındaki kritik CSS'lerin oluşturulmasını sağlıyor. Bunu da şuradan ayarlıyoruz. Page Optimization kısmında CSS kısmında Load CSS Asynchronous seçeneğini aktif yaparsanız CSS'lerin asenkron yüklenmesini sağlıyor bu özellik. Asenkron yüklenince arkadaşlar CSS'ler aynı anda yüklenmeye başlıyor ve sitemiz bozuk bir görünüme sahip oluyor ilk açıldığı zaman. İşte bu arkadaşlar kritik CSS bu bozuk görünümü engelliyor ve sitemizin düzgün bir şekilde ilk açılışta görülmesini sağlıyor. Lookup arkadaşlar low quality imaj demek. Ee, low quality imaj şu anlama geliyor. Şurada image optimization altında pardon özür diliyorum. Page optimization altında media settings'in altında lookup cloud generator seçeneğini aktif ederseniz resimlerinizin bulanık bir görüntüsünü oluşturuyor. İlk açıldığında hızlı bir şekilde resim bulanık görüntüsü gözüküyor. Daha sonra resmin gerçek görüntüsü ortaya çıkıyor otomatik olarak ve bu bir hız sağlıyor arkadaşlar. Bunu da yine Quick Cloud, otomatik olarak oluşturuyor. Yine bunlarda da 500 tane aylık kota var. Bu kota da yine yeterli bir kota giriş aşaması için. Burada da arkadaşlar server IP adresiniz var. Burada da otomatik olarak zaten bu IP adresi buraya geliyor. İsterseniz domain alias buraya ekleyebiliyorsunuz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. DNS sonda kısmında da eğer DNS, Quick Cloud, DNS hizmetini kullanırsanız burada Quick Cloud'ın DNS'ini yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalı, kanalıma da abone olarak destekte bulunabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.